Şu an üzerinde çalıştığım heykelin adı Apollo Satante, yani okçu Apollo. Öne adım atmış bir pozisyonda duruyor. Muhtemelen ellerinde tutmakta olduğu ama artık burada olmayan yayına bir ok takıyor olabilir. Ya da oku henüz yeni fırlatmış olabilir. Bakır, kalay ve kurşunun karıştırılmasıyla elde edilen bronzdan yapılmış. Heykelde bazı denge sorunları vardı ve bunların düzeltilmesi gerekiyordu. Mesela sağ ayakta ve üstteki kumaşta. Kumaşın sorunu çok ağır olmasıydı. Hatta kumaşı oluşturan parçaların toplamı heykelin geri kalanıyla aynı ağırlıktaydı. O yüzden kollara çok fazla ağırlık biniyordu ve heykel bir kere düştüğünde kollardan biri epey zarar görmüştü. Yani bu dengeyi etkileyen önemli bir faktördü. Heykelin ağırlığı öne biniyordu ve bir de şu kırık eklentilerde yük oluşuyordu. O sebeple sonradan eklenen kumaş uzantılarının kaldırılmasına karar verildi. Şu anda önceki kumaşı tekrar yaratma sürecindeyiz. Bu sefer daha dayanıklı ve daha hafif bir malzeme kullanacağız. Bunun için kumaşı yapmak üzere özel bir macun kullanıyorum. Kıvamı ona istediğim şekli verebilmem için yeterince uygun. Onu istediğim yere oturtup sonra da antik forma uygun olarak detayları çalışıyor ve şekillendiriyorum. Ayrıca orijinalini yakalamaya ve ilk halindeki şekli vermeye çalışırken 19. yüzyıldan kalan bu çizimden de yararlanıyorum. Bacak kısmındaki şu açıklıktan iç kısımda oldukça fazla metal işçilik olduğunu görebiliyorsunuz. Bunlar 19. yüzyılın başlarında heykel bulunduğunda yapılan iyileştirmelerdi. Aynı zamanda ayrı ayrı bulunan parçaları bir araya getirmek için böyle yapılmıştı. Aslında burada gördüğünüz şeyleri görülmeyecek şekilde yapmışlardı. Ortada büyük, dikdörtgensel bir demir parça bulunuyor. İşte bu 19. yüzyılda eklenen yapısal armatürdü. Yani bütün her şey bu demir parçasının etrafında birleştirilmişti. Şurada bir çapraz bağlantı var ve buradan bacağa doğru gidiyor. Yukarı doğruysa sırttan boyuna kadar uzanıyor. Yani bütün bronz buna bağlı ve heykeli ayakta tutan şey bu. Bronzun kendisine herhangi bir ağırlık binmiyor. Bütün ağırlık bu demirin üzerinde. Bu demirin arkasında ve önünde ise bir sürü civata görülüyor. Şurada bir civata görebilirsiniz. Aynı şekilde şurada da civata ucunu görmek mümkün. Bazıları içten, bazıları dıştan sokulmuş. Bunlar da birleşme noktalarını güçlendirmek için konulmuş. 19. yüzyılda bu bölüm kırıldığı zaman bunu fark etmişler ve bu metal parçalarını adeta birer köprü görevi görecek şekilde koymuşlar. Sağlam bir metal parçasını şuraya ve şuraya koyunca zayıf olan metal kısım ortada kalıyor ve bu metal şeritler tarafından güçlendirilmiş oluyor. Bu kısımda da 19. yüzyılda yerleştirilen iç dayanağı değiştirdiğimizi görüyorsunuz. Burası yük taşıyamayan bir eklemde ama ayak tabanının sergi alanına dokunması gerekiyordu. O yüzden bunu da sadece lehimle tutturmuşlardı. Biz yine kumaş için hazırladığımız macundan kullanacağız. Ve iç kısımda her iki tarafa da bu macundan koyacağız. Bu içerideki boşluğu kapatıp izole bir ortam oluşturacak. Sonrasında çubuğu içeri yerleştirdiğimde parçalar sıkışarak birbirine oturabilecek. Estetik açıdan da birleşmiş olacaklar. Yani bu lehim izlerini veya boşlukları sonunda görmeyeceksiniz. Tabii ki estetik olarak da ortaya iyi bir şey çıkması için uğraşıyoruz.